Ama biraz zaman geçti. Kaç dakika geçtiğini bilemeyiz de. Şefik Hanım da konuşuyor. Şefik Hanım ama hiç söylemediği şeyleri söylemeyiz. Sağda gelini göremeyiz. Sekizi verdik. Sekizi verdik Dilaçın'ı. Hiç de bilemiyorum. Bir saniye. Orada dakika tutuyorlar. Kaç dakika oldu ki? Anladım Dilaçın'ı. Yüksek parnalı Şefik Hanım bayağı bir konuştun çizim. Sekizi verdiniz ama önce... Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, mumbar ve neydi yanındaki? Katlı patlıcan oturtması. Evet. Dilimli patlıcan dilimli oturtması. Dilimli patlıcan oturtması. Sen seversin Şefika teyze. Tatmak zorundayız bu yemekleri. Bravo. Nasıl yer misin normalde nasıl mumbar? Nasıl puan vereceğiz? Yiyeceğiz tabii. Ha, normalde yer misin? Yaptığımız yok hiç. Yemezsin. Yok, Bulgaristanlar bilmezler onu. Tabii bizde yok. Biliyorum sizde olmadın da hani belki burada hani konu komşu ahbap eşit olur. Hiç yedin mi? Bizim Bursa'da hiç yemedim. Ah! Vallahi hiç yemedim. Sevtet Atcan. Nasıl göründü? Güzel, görünüşü güzel. Görünüşü güzel. Evet. Patlamamış. Bakacağız kam şimdi. Mesela biz bunu ara yemek olarak verdiğimizde böyle kalın, kısa, şu kadar getiren oldu, patlak getiren oldu, aslında içi boş getiren oldu. Yani çok şey başaramadılar. Bilgelerimiz çok güzel yapmıştı. Yani böyle biraz uzun, ince ve hani patlamaması lazım. Gördüğümüz kadar görüntü itibariyle güzel ama tabii tadına da bakmak lazım. Ben salatayı zaten getireceğim. Kayınvaliden biraz aceleci yapıya sahip. Acele etmesini çok seviyor ki ben de acele ediyorum. Yedin mi Şefika Hanım? Yedim. Anlat bakayım yediğini içtiğin senin olsun. Patlıcanlı kıymalıyı beğendim. Beğendin, afiyet olsun. Mumbardan yedin mi? Mumbardan da yedim ama azıcık. Biraz daha ye. Biraz daha ye. Tadına yetti. Bak. Baktım ben tadına. Tattım yetti. Azıcık şey koksa aldım. Hiç kokmuyor. Hiç bileyim, bahane aramayın kokmuyor. Hiç yemediğim gibi lezzeti İnan güzel. İnan kokmuyor. Bahane aramayın. Lezzeti kokmuyor. Güzel ama azıcık. Koku mu var? Koku ben... yok. Hiçbir zaman koku yok. Bilmiyorum vallahi bana ben kok. Ben pişirdim. Bir anlacık kokmadı burası. Dur bakayım diğer kayınvalideler ne diyecek? Hiç benim bahane aramayın. Ne olursunuz. Ama benim öyle geldim. Günah. Bumbarı. Buna o kadar uğraştık. O kadar uğraştık ki bunlarla. İçinin lezzeti güzel. O kadar uğraştık. Bir damlacık koku yok. Ya koksa o kadar hiç koku yok. İnan yani hiç kimse koku almadı. Bunu haftada yiyenler var yani kokmaz yani ki. Yani bunda hatalısınız. Bana yani öyle geldi. Koku yok. Bana koku geldi. Etmiyorum. Demin de pirinçler çiğ gelmişti. Yok pirinci pilav gibi pişirmiştik inan ki. Pilav gibi pişirdik. Nasıl koku var mı? Yok canım hiç koku yok gayet güzel. Beğendiniz? Beğendim tuzu her şeyi güzel. Patlıcan yemeği de güzeldi. Lezzetli tuzu falan. Aa beğendi Emine Hanım. Beğendim ben bugün beğendim. İçeriden kokuyor diyorlar bumbar için ama bumbarımın kokması imkansız. Rasime Hanım? Kokusu yok. Yok bana da kokusu gelmedi valla Şefika Hanım nasıl sana geldi? İyi, fena de... değil. Güzel güzel baharatı maharatı güzel yapmış valla. Ben hiç yemediğim gibi herhalde bana öyle geldi. Sen bana hiç biraz... yemedi ama bak ben de senin yemeğini yememiştim. Şimdi yememiş hiç olabilirsiniz hep ama söyledim. Tadına bakacaksın. Lezzeti güzel canım. Tamam yani lezzetine bakacaksınız. Hı, mevsim salatamız da geldi. Patlıcan yemeği nasıl Rasime Hanım? Patlıcan biraz çiğ kalmış patlıcana. Patlıcanlarım yeteri kadar pişti. Çiğ pişti, ezildi bile. Bak ben yani bir kısmını da şey yaptık. Bir tanesini olduğu gibi bitirdim. Ben hemen birkaç tane olabilir, bir yapmıyorum. Tane son olarak koymuştuk bir tane. O olabilir. Bilmiyorum artık. Olabilir, ben yediğimi söylüyorum. Eser Hanım'ı da dinleyelim ana yemekle ilgili. Dilimli patlıcan oturtma var. Nasıl buldunuz ana yemeği? Numarayı beğendim. Beğendiniz, afiyet olsun. Ama patlıcanı beğenmedim. Çok niye? Yağlı geldi ve kıyması böyle tam... Soğanı mı? Soğan koydunuz mu? Yerine koydum. Evet, bana da koyarım sana ayran. Soğan gibi gelmedi ama soğan patlıcan kalmadı. Çok yağlı geldi Zuhal Hanım. Hayvanı hiç gelmedi. Ben de çok bayandım. Ama numara güzel olmuş. Bak bitirin kabukları hariç. Salatada Emine Hanım bütün yemekleri beğendi diye salatada Emine Hanım'a göre ekşisiz olmuş. Yok. Ona göre yapılmış özel salata. Yemekler tam benim damak demek tuzu güzel. Ekşisiz tam benim istediğim tuz kıvamı yemekler. Ekşisiz mi salata? Ekşisiz mi salata? Biraz da sönmüş Zuhal Hanım. Tam benim istediğim gibi. Işte, size özel sönmüş olmuş. Diyor. Salata sönmüş mü? Daha yeni yok, koydu sönmemiş. Şeylerini. Yeni koydu daha şimdi sönmemiş güzel. Beğendin mi? Salatayı beğendim. Neresi ben sönmüş? De beğendim. Neresi sönmüş? Sönmüş. Hayır. Yok canım salata güzel. Sönmemiş. Göbek biri olduğu de... için inan şimdi sönmemiş mi? Hadi. Şimdi koydu. Şimdi kokusunu önceden hatırlayıp şimdi. Neresi sönmüş? Ama o gün bizim tabaklardaki salatalar böyle daha diriydi. Bakın yani. Domatesi bile bilirdim. Bakayım. İyice emin olmak belki için. Belki ağzı geldi. Ne demiş sönmüş? Tabağın tarafında da ağzı gelmiş olabilir mi? Göbek olduğu için biraz şey oldu. Neresi sönmüş? Hayır sönmemiş ki onlar. Yeşil yeşil duruyor. Hani siz acaba farklı yeşillikleri... Hayır, daha diri olması gerekiyor.
Ama bunlar roka acaba? Hayır, bunları gördünüz mü? Bir yere otur böyle durur zaten. Biliyorum Zuhal Hanım. Neresi sönmüş? Neresi sönmüş bunun? Bak bu daha canlı mesela. Bak için arıyorlar. İki tane domatesimi de yedim bak. Yedim. Bahane arıyorlar. Bahane almak iki tane bak, yedim. Bak bu tabak mesela canlı. Canlı. Ben de bitirdim. Ben de canlı bak. Emin olmak. Bakın bahane arasaydım derdim ki numaranız güzel olmamış. Çok koktu ya derdim. Ama patlıcan yağlı olmuş şey olmuş diyorsunuz. Afiyet olsun. Gerçekten söylerdim yani. Afiyet olsun. Salata bir şey olmuş. Diriliği gitmiş yani. Afiyet ekşisi olsun. Az. Onun için dedim Emine Hanım'a göre olmuş. Aynen. Yok yani şey ben de, tuzu, salata yani sizin gelinleriniz de gördü bu durumu yani. Olsun. Nasıl insan koştura koştura yapıyor. Yo, ben beğendim valla. Gayet yani. Güzel sosumuz. Her şeyi ben bitirdim hatta. Patlıcanını hele çok beğendim. Mumbarında gram koku yok. Şefik Hanım almış ama ben hiç koku almadım. Hiç yok koku. Gayet lezzetli. Baharatı maharatı tam olması gerektiği gibi yani. Afiyet olsun. Hani bunu herkes de böyle yapamaz gerçekten. Evet. Mumbar güzel olmuş. Afiyet olsun. Şey nasıl? Patlıcan salata Rasim Hanım. Salatacı gibi mesela. Ölmüş. Ben iki tane domates ikisi de ölmüştü. Ölmemiş yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. İki tane domatesimi ben bitirdim fark etti. Emin olmak için yedim. Görüyorum ben hiç. İkisi de yedim domatesini. Emin olmak için yedim. Emin olmak için. Ben mutlaka fazla yiyorum. Emin olmak için. Mumbarı güzel. Canı sağ olsun. Patlıcanı? Patlıcanı biraz çiğ kalmış. Çiğ mi? Evet. Keşke yerken gösterseydin. Gerçekten gösterseydin. Neresi çiğ kalmış ya? Çiğ mi Selen Hanım? Keserken çiğdi. Bak kendine itiraf edin. Bir tane son kalan patlıcan gelmiş olabilir dedi. Onu bilmiyorum. Yok, onu bilmiyorum. Ama bendekiler pişmişti. Pişmiş. Kabukları çünkü biraz. Çünkü hepsini yedim. Kabuk şeyleri olabilir yani. Çünkü şey patlıcan. Ben kesip de yedim çünkü. Şey emin onları. Olmak için kesip de yedim. Eser Hanım bugün hiçbir şeyi beğenmemeye gelmiş. Resmen finale oynuyor. Ben bunun kıymalı olduğunu tahmin etmemiştim. Patlıcan oturtmadığı için farklı bir şey yapılacak. Yok, belki kıymalı. De dedim hani bazen soğanı muğanı domatesi biberi üzerine yok. Koyuyorlar. Öyle bir şey. Kıymalı aslında farklı ve güzel olmuş yani. Ama. Benim hoşuma gitti. Doğru mu patlıcan yanında bumbar? Patlıcan yanında i̇şte sebze olarak... İşte yemek gibi duruyor da o yüzden dedim hani. İki çeşit ana yemeği yapmayı tercih ettik. Ana yemek olarak o da. Evet. Ben hani böyle garnitürümüz çünkü kıymalı doğru yani ikisinde de evet. Şey var kıyma. Tek olarak bumbar olmasın dedi iki çeşit olsun. Tabii tek ana yemek olsun bumbar dedi. Olduğu zaman sade tabak göreceği için yani olmuş güzel olmuş eline sağlık. Bumbarla patlıcan zaten patlıcan oturtma ağır. Bir de bumbarı koymuş patlıcanın üstüne ağır bir menü olmuş. O zaten şey yeten çok yağ çekiyor. Patlıcan oturtma çok yağ çekiyor. Onu yani ağırlığından zaten yemedim. Bir tanesini yedim. Anne geri de tadına bakmak için yedim. İkisi de fazlaydı. Gerek yoktu bence iki tane ana yemeğe. Zor zor yapmış kendini. Salatamın diri olmasına rağmen sönmüş de ısrar ediyorlar. Öyle bir şey kesinlikle yok. Salatam diri diri duruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.